Merhaba, iyi günler. DEM Parti Şırnak Milletvekili ve parti sözcüsü Ayşegül Doğan stüdyo konuğumuz. Kendisiyle partisinin geleceğini, yol haritasını ve tabii ki gündemdeki sorulara ve sorunlara nasıl baktığını konuşacağız. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Teşekkürler nihayet. Nihayet. Evet, bir meslektaş ve çok eski arkadaş olarak genellikle İMC TV'de sen sorardın, ben konuşurdum. İlk defa sana soru soruyorum ama ilginç, zaten bizim meslekler arasında geçişkenlik çoktur gazetecilik ve siyasetçiler anlamında. Şimdi DEM Parti'nin gidişatı diyorum. Hı-hı. Önce çok genel bir soru sorayım ama özet bir cevap istiyorum. Peki. Nasıl gidiyor işler? Kısa yanıtla diyorsun. Nasıl yani? Gidiyor? İşler nasıl gidiyor? İşler Türkiye açısından iyi gitmediği için DEM Parti açısından da doğal olarak iyi gitmiyor oluyor. Ama tabii bu Türkiye açısından iyi gitmeyen işler içerisinde DEM Parti'ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü çok sayıda tutuklu insan var hapiste. DEM Parti üyesi, eski eş genel başkanlarımız, işte belediye, seçilmiş belediye eş başkanlarımız ve bugün 7 Ekim. Yani 6-7 Ekim. Kobani olaylarının yıl dönümüne denk geldi aslında bizim yayında. İşte üzerinden yaklaşık 10 sene, tam 10 sene geçti. Ve hemen her sene bugün DEM Parti olarak temsil edilen bu siyasi gelenek 10 yıl boyunca ne oldu o gün? Onlarca kişinin hayatına mal olan Kobani protestolarının müsebbibi olarak gösterdikleri insanlar, ki mahkeme kararı da bunun böyle olmadığını gösterdi biliyorsun. 400 yılın üzerinde ceza vermiş olmalarına rağmen bu olayların müsebbibi olarak almadılar o cezaları. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllarca işte bu olayların müsebbibi o dönemin HDP'lileriymiş gibi davrandığı için DEM Parti açısından baktığımızda vaziyet tabii böyle değerlendirdiğimizde iyi değil. Ama DEM Parti'nin siyasal performansı olarak soruyorsak, sahadayız, alandayız, meydandayız, parlamentodayız, olabileceğimiz her yere çok büyük bir performansla ulaşmaya çalışıyoruz bir yandan. Bütün bu adaletsizliklere ve hukuksuzluklara karşı sürekli mücadele halinde olmak da kolay bir şey değil tabii. Şimdi şeyi hatırlıyorum. Seçim öncesi, 31 hı-hı. Mart seçim öncesi ben çok sayıda DEM Parti adayı, DEM Partili adaylarla hı-hı. konuştum. Bunların bazıları hı-hı. kazandı, bazıları kazanamadı. O zaman hep sorduğum bir soru vardı. Kayyum. Hı-hı. Ve hemen hemen hepsi kayyum devri kapandı dedi. Sonra seçimden sonra biliyorsun bir gittim belediye eş başkanlarla konuştum vesaire. Yine o konuyu gündeme getirdim. Ahmet abiyle ya da diğer şeylerle. Şu ana evet, kadar Van'a, Mardin'e, Batman'a. Evet, Mardin, Batman, Van ve Diyarbakır yapmıştık. Bayağı bir şeydi. Şunu soracağım. Bir tek Hakkari'de bir olay yaşandı. Kayyum atandı. Onun dışında atanmadı. Hakkari bir istisna mıydı yoksa hala böyle bir kafanızda demokrasinin kılıcı sallanıyor mu? Sallanıyor tabii. Yani bunu görmüşsündür. Sen de sahaya gittiğinde Mardin'de, Diyarbakır'da, Van'da, Batman'da ve diğer tüm DEM Partili belediyelerin kafasında bu bir demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Bunun endişesi ve tedirginliği var. Kayyum dönemi siyaseten bitti, evet, iflas etti. 31 Mart seçim sonuçları bunu gösterdi. Ama asıl olan bu zihniyetten geçmediklerini bilmemiz. Bunu bilmiyoruz. Ayrıca kayyum rejiminin kapandığını bize gösterebilecek herhangi bir yasal düzenleme de yapılmıyor. Yani orada o hala tutulduğu sürece ne olacak? Kayyum her an istedikleri şekilde atayabilecekleri bir seçenekmiş gibi duruyor olabilir masada. Bu iktidar açısından. Ama DEM Partili seçmen ve DEM Parti'yi tercih etmiş insanlar açısından belediyelerde baktığımızda buna izin vermeyecekler. Buna izin vermeyeceklerden kastım şu, kimse bunu böyle bir tehdit gibi algılamasın. Demokratik bir direnişle ne o mesela adalet nöbeti gibi nöbet tuttular belediyelerin önünde insanlar kayyum atanmasın diye. Yani buna karşı çok büyük bir itiraz var. Bu itirazı görmeden Hakkari'yi sürdürmeye çalışmak
hem Türkiye açısından iyi olmaz, hem işte bir yandan şöyle diyeceksiniz mesela, hem ana muhalefet partisi açısından baktığımızda, hem iktidar açısından baktığımızda, Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var, Türkiye'nin yumuşamaya ihtiyacı var, Türkiye'nin uzlaşıya ihtiyacı var diyeceksiniz son günlerde gelen açıklamaları referans alırsak. Öte yandan bazılarını bu söylediklerinizin dışında tutacaksınız. Ama elinizi sıktılar. Değil mi? Değil mi? Ya bunu, yani kamuoyu bunu bayağı bir bırakamazsınız. El sıkma olayı bayağı bir gündemde, yani bunu şimdi insanlar tam anlamlandıramadılar belki, ya da bir anlık bir şey olarak söylediler, ama bu sizin için önemli bir olay değil miydi mesela, Devlet Bahçeli'nin? Bu bizim için mi önemli bir olay bir tek, yoksa Türkiye için mi önemli bir olay? Bence eğer bu hani el sıkmaya farklı anlamlar yükleyerek konuşacaksak, çünkü sen de biliyorsun biz gazeteciler bunu yıllarca takip ettik ve şuna benzer içerikte kaç tane kim bilir program yapmışsındır. Ara ara Bahçeli böyle meclis açılışlarında işte bugünden parti, o gün HDP, daha önce BDP, DTP olan partilerin işte eş genel başkanlarının, grup başkan vekilleriyle tokalaştığı dönemler oldu ve bizim bunu çokça konuştuğumuz dönemlerde oldu. O dönemleri şöyle bir kronolojik olarak baktığımızda ve akabindeki gelişmelere baktığımızda bugünü daha kolay yorumlamamız mümkün. Tabii ki selamlaşmak, tokalaşmak çok kıymetli, çünkü biz şunu söylüyoruz zaten DEM Parti olarak. Uzlaşıyla, diyalogla çözelim sorunlarımızı, konuşarak çözelim diyoruz. Bu onun bir başlangıç noktasıysa normal bir selamlaşmanın ötesinde bir anlam içerir elbette bizim için. Bunu görmek gerekir. Bunun için şu anda buna dair bir yorumda bulunmak için erken. Ama bu yalnızca bir tokalaşmaysa tabii ki biz de o selamı aldık zaten. Ama bu tokalaşmanın bizden çok Türkiye için bir anlamı var. Akabinde gelmesi muhtemel ya da değil, onu bilmiyoruz şu anda. Gelişmelerin Türkiye için anlamı var. Olumlu gelişmelerse bunlar yalnızca güne, döneme ve bazı siyasi partilerin çıkarlarına göre planlanmış işler değilse, ki biz beyanı esas alalım. Bahçeli ne diyor? Diyor ki ben bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledikten sonra bir birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu, meclis çatısı altında bulunan grupların huzur içinde birlikte çalışmaları gerektiğini söyledikten sonra böyle bir karar verdim diyor. Elbette tesadüfen olmamıştır. Fakat beyanı bu yönde, o anda bunu hissettim, yapmak istedim, gittim yaptım diyor. Ekstra bir anlam yüklemiyor. Peki ama şöyle diyenler de var. Yeni bir çözüm süreci, yeni bir barış süreci mi? Bunu pozitif ya da negatif anlamda söyleyen, bu acayip bir şey zaten. Bir tarafta birileri olsun diye söylüyor, birileri olmasın diye söylüyor. Böyle bir ihtimal, yani şu ana kadar mesela DEM Parti ile, DEM Parti'nin değişik isimleriyle, hani ne diyor, kapalı kapı diplomasi falan yoluyla hiç böyle nabız yoklamalar oluyor mu, yoksa tamamen ilk bir adım mı bu yani? Böyle bir şeyin olmadığı zaten yaşanan gelişmelerle de ölçülebilir diye düşünüyorum. Arka kapı diplomasisi yok ve biz olan her şeyi, özellikle de bu dönem, kamuoyuyla açık ve şeffaf bir biçimde paylaşacağımızı söyledik. Seçim süreci boyunca da böyle götürdük ve sonrasında da böyle devam ettik. Hiçbir şeyi gizlemedik. Şimdi bir yandan Kürtçe şarkı eşliğinde halay çektiği için insanları tutuklayacaksınız. Yalnızca gözaltına almayacaksınız. Yani onunla da yetinmeyeceksiniz, tutuklayacaksınız. Geçen gün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bir konser düzenledi. O konserde sahne alan Koma Hevra, Hevra'da birlikte demek, o grubun mesela solistleri daha sonra gözaltına alındı. Yine Mezopotamya Dil Kültür Araştırmaları Derneği diye bir dernek Diyarbakır'da, yalnızca dil kursu veren ve orada eğitmenlik yapan insanlar gözaltına alındılar. Şimdi şeye bakıyoruz, tutanaklara bakıyoruz mesela, hangi talimatla yapıyorsunuz bu işleri diye sor. Bu işleri dedikleri şey Kürtçe öğretmek. Şimdi bir yandan böyle yapacaksınız, bir yandan da arka kapı diplomasisiyle bu işi barışçı ve diyalog yoluyla çözeceksiniz ve biz bunu kamuoyundan gizleyeceğiz. Bu mümkün değil. Dünyada olmamış mı Ruşen? Olmuş. Çatışma çözümü literatürüne baktığımızda her şey çok sert giderken arka kapı diplomasisinin de yürüdüğü yerleri elbette dünya deneyimlerinden biliyoruz. Bizde de oldu. Tam oraya gelecektim. Bizde de bu konuda çok ciddi bir külliyat var aslında artık. Türkiye'nin müthiş bir deneyimi var. Yani dünya Türkiye'de denenmiş bazı yöntemlere ilişkin dönüp bakabilir.
olumlu anlamda söylüyorum bunu. Yani barış görüşmeleri ne evrilmesini niyetlendiği zaman diyalog sürecinin, ama bir türlü o aşamaya geçemedik. Tam oraya geldi ve bir akamete uğradı. Yani tekrar soruya dönmek gerekirse, herhangi bir arka kapı diplomasisi yok. Keşke açık bir diplomasi olsa, arka kapıya da belki gerek yok. Belki anayasa üzerinden belki bunu iktidar yapmak isteyebilir mi? Şimdi anayasa, ya bu bence anayasaya ya da işte biraz önce söylemeye çalıştığım şey doğruydu. Hiçbir siyasi partinin çıkarlarına göre programlanabilecek bir şey değil. Bazı şeyler tetikleyici bir güç olabilir, motive edebilir, bu süreci yaratabilir. Tabii anayasa da bu bağlamda, yine çatışma çözümü bağlamında konuşulabilecek başlıklardan biri. Türkiye'yi azade tutarak söylüyorum şu anda. Çünkü şimdi bu cümlem bile tek başına şöyle değerlendirilebilir. DEM Parti AKP'ye anayasa konusunda yeşil ışık yaktı. Onu söylemiyorum. Onu söylemiyorum. Şunu diyorum. Elbette çatışma çözmek ve çatışma çözümü literatüründe yine anayasa yöntemlerden biri olabilir. Yani niyetiniz barış anayasası yapmaksa mesela. Sorunları peki, çözmek, orada, Türkiye'yi bir demokratikleştirmek, peki, 12 Eylül anayasasından şey kurtarmak ise. Yani şöyle teorik olarak bakıldığında AK Parti MHP ittifakının DEM Parti'nin de altına imza atabileceği bir anayasa teklifiyle çıkması imkansız gözüküyor. Evet. Yalnızca DEM Parti'nin değil yani, başka ama muhalefet partilerinin de. Evet evet. Başka muhalefet partilerinin de, ama şöyle şeyler yapılmadı mı, olmadı mı? Türkiye mesela idam hangi dönem kaldırıldı bu ülkede? Milliyetçi Hareket Partisi vardı iktidarda, değil mi? Hiç bekler miydik o dönem idamın Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu bir dönemde kaldırılabileceğini? Beklemezdik. Şaşırtıcı bir gelişme olarak değerlendirildi günlerce. Bunu şu sebeple örneklendirmiyorum. Neden olmasın, istenirse neden olmasın? Ama asıl Bahçeli'ye şu soruyu sormak gerekir. Selamlaşmadan sonra ne dedi? Hepimiz bunu tartışıyoruz. Yeni bir dönem başlıyor dedi. Şimdi bu yeni dönem başlıyor cümlesini eğer yalnızca kamuoyunda bir işte buna dair bir algı yaratmak ve gündem değiştirme, bunlar böyle zaman tartışılıyor. Kazanma. Ya da zaman kazanmak için ya da yalnızca yeni yasama yılıyla bağlantılı olarak yeni bir dönem başlıyor cümlesini kurmadıysa, o dönemin ne olduğunu bilmek siyasetçi olmak dışında yurttaş olarak da hepimizin hakkı. Nasıl bir dönem başlıyor? Şu gerçek, evet bu bir ikrar aynı zamanda. Biz yıllardır şunu söylüyoruz, dışarıda gidip barışı sağlamak üzere göreve hazır olduğunu, bu konuda rol alan bir Türkiye olduğunu, sorumluluk alan bir Türkiye olduğunu söyleyip içeride kendi barışını tesis edemeyen bir ülke samimi olamaz. Bir iktidar samimi olamaz. Dolayısıyla Bahçeli aslında bizim söylediğimizi söylemiş oluyor. Dışarıda barış arayıp içeride savaşı sürdüremezsiniz. Ama hani nedir bu? Niye zaman kazanma değilse, gündem değiştirme değilse, bir tesadüf değilse, o halde ne olduğunu bize açıklaması gerekenler, bu iktidarı yönetenler bugün. Açıklamıyorlar mı? Adımlarıyla göstersinler, somut görelim. Nasıl görelim mesela? İşte tecridi kaldırsınlar. Yani Öcalan'dan yıllardır haber alınmıyor ve bu tansiyonu yüksek tutan bir şey. Yıllardır böyle. Demirtaşlar hapiste, Yüksek Dağlar hapiste, Sincan cezaevi dolu. Abdülkadir Kuday mesela geçenlerde hayatını kaybetti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dolayısıyla. Ruşen 40 kiloya kadar düşmüş bir insandan bahsediyoruz. ALS hastası ve yapmadığımız diplomatik tırnak içerisinde görüşme kalmadı, çıkaramadık. Çıkaramadık. Şimdi hal böyle, vaziyet böyle ama öte yandan siz diyorsunuz ki selamlaştık, tokalaştık ve yeni bir dönem başladı. Buna biz inansak, bize oy veren insanlar inanmaz. Bize oy veren insanları, Türkiye kamuoyunu bu kadar çok kutuplaştırdıktan sonra söylediklerinizin altını doldurmanız gerekir. Ve bunun için somut adıma ihtiyaç var. Şimdi demin bahsettin, tecrit dedin Abdullah Öcalan. Bu hafta sonu Diyarbakır'da bir miting mi düzenliyorsunuz? 13 Ekim'de Demokratik Bölgeler Partisi öncülüğünde biz DEM Parti olarak da orada olacağız.
bir DBP, DEM Parti'nin aynı zamanda bir bileşen partisi. Ben hem DEM Parti sözcüsüyüm ama aynı zamanda DBP milletvekiliyim. Şimdi şöyle, evet, biz 13 Ekim'de Diyarbakır'da işte DBP öncülüğündeki mitinge katılacağız. Bu mitingde savaşa karşı özgürlük istemek için binlerce insanın buluşmasını temenni ediyoruz. Çağrımız bu yönde en azından. Göreceğiz bakalım. Aslında Türkiye'de savaşa karşı barış için sorumluluk hisseden herkesin o gün orada bizimle dayanışmasını ama istiyoruz, arzu ediyoruz. Ama orada şöyle de bir şey var biliyorsun. Nedir? Tecrit denince, Abdullah Öcalan deyince hemen insan, bir toplumun önemli bir kesimi hemen frene basıyor ve hatta kızıyor. Başka işiniz mi yok? Türkiye'nin bu kadar sorunu varken bununla mı uğraşıyorsunuz diye DEM Parti'ye yönelik ne zaman tecritlense ya da o konuda Öcalan'la ilgili bir şey olsa o olay çıkıyor karşımıza. Başka işimiz mi yok? Şöyle cevap vereyim. En önemli işimiz bu. Niye? Çünkü sözünü ettiğimiz kişi, ki 2013 tecrübesi, 2011'de başlayan, 15'e kadar devam eden süreçte Türkiye'ye bunu gösterdi ki İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulan bir barış gücü, öyle bir gücü var. Bu savaşı durdurabilecek gücü olan insanı siz mutlak bir iletişimsizlikte tutarsanız, üstelik her şeyden önce bu bir işkence yöntemi, bir insan hakkı ihlali, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 17-19 Eylül arası toplandı ve yine Türkiye'ye bir uyarı çıktı orada. Siz hiçbir ahim kararını uygulamayacaksınız, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayacaksınız, kendi yasal düzenlemelerinizi yok sayacaksınız, bir insanın ailesiyle, avukatlarıyla görüşme hakkını yok sayacaksınız, telefon hakkını kullandırtmayacaksınız, salt onunla birlikte tutuklu olduğu için onun yanındakileri de bu haktan mahrum bırakacaksınız. Ve üstelik bu insanın savaşı durdurabilecek bir gücü olduğunu biliyor olacaksınız ve de bunu tecrübe etmiş bir iktidar olmuş olacaksınız. Evet, o yüzden en önemli işimiz bu. Çünkü biz savaşa karşı hayatın kazanmasını istiyoruz. Ya bu kadar korkunç bir ekonomik krizden bahsediyoruz mesela. İşte yabancı yatırımcının gelmediğinden, bugün bir kulis haberi okudum da işte AKP'li bazı yetkililer de demokrasi sorunu nedeniyle yabancı yatırımcıların gelmekten imtina ettiklerini kabul ediyorlarmış aslında 1 Ekim resepsiyonunda. Şimdi bunu kamuoyuna açık bir biçimde deklare edip bunu tartıştıranları suçlu ilan edeceksiniz, bizim gibi partileri ya da ana muhalefet partisini. Ama siz bunu kulislerde fısıldayacaksınız. Peki bu konu mühim bir konu. Yani bu barış gücünü iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz bizden parti olarak. Bu muhataplığı ve onun hayata geçirebileceği bir arada yaşam projesine bir şans tanımak gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi televizyonlara ben çok izlemiyorum ama sosyal medyadan takip ediyorum. Maşallah her akşam bir yerde partinizden birileri tartışmalarda bayağı etkili bir şekilde rol oynuyor. Milletvekilleriniz, eş başkanlarımız, belediye başkanlarımız. Nasıl izin veriyorlar buna? Evet ya, biz her gün bir televizyon kanalındayız. Herkes bizi konuşuyor. Herkes DEM Parti'yi konuşuyor. Köşe yazarları DEM Parti'yi yazıyor falan. Kimse görüş almıyor DEM Parti'den. Bunu tabii bir sitem, bir yakınma, niye yapmıyorsunuz açısından söylemiyoruz DEM Partililer olarak. Ama bunu bir durumu göstermek ve ifşa etmek için sürekli hatırlatmak gerekiyor. Çünkü biz daha önce söylerdik ya, hani hatırlarsın. Benim de gazetecilik yaptığım yıllarda HDP'ye uzanmayan mikrofon bir süre sonra CHP'ye de uzanmayacak. Sonra bu böyle peşi sıra devam edecek, diğerlerine de uzanmayacak. Dikkat et, şu anda işte çok az sayıda mikrofon uzanıyor muhalefet partilerine. Bunlardan biri de işte sizin mikrofonlar başta olmak üzere. O halde bize yapılanı yalnızca bize yapılıyorla sınırlı tutup tepki göstermemek haksızlık olur. Yani burada aslında sözüm biraz da ana muhalefet partisine. Geçen sizin Özgür Özel'le CHP lideri yayınınızı da izledim. Mesela sordun sen en son ne zaman TRT'ye çıktığını hatırlayamadı. Ve ne dedi? Yani sürpriz olsun diye 31 Mart akşamı çıktım TRT'ye dedi.
Şimdi muhtemelen bizde en son TRT Cumhurbaşkanlığı seçimleri zamanında çıkılmıştır. Onun dışında çıkılmamıştır. Dert TRT değil ama şimdi DEM Partililer korkunç şeyler söyleyebilirler. Rütük bize ceza verebilir. Bunu çok iyi anlıyorum, bu kaygının ne demek olduğunu. Maazallah ya Kürdistan kelimesini kullanırlarsa, maazallah Öcalan'a Sayın Öcalan derlerse ne olur? Çünkü bunlardan dolayı bize Rütük ceza verir. Aslında pek çok meslektaşımızın yaşadığı endişe bir yandan bu. Ama öte yandan DEM Parti'nin sesinin Türkiye'de daha geniş bir kamuoyuna ulaşmasından da endişe ediyorlar Ruşen. Endişe ettiklerini 2015 seçimlerinde 7 Haziran'da hep beraber tecrübe ettik. DEM Parti eşit koşullara sahip olmadan ama sınırlı da olsa o birazcık o şartları zorladığı zaman, alan açıldığı zaman yapabilecekleri, yaratabilecekleri, alabileceği oy oranı görüldüğü için, ki bunu biliyoruz, sonradan bir sürü belge patladı, beraber okuduk, ne araştırmalar yapılmış. %13'lere varan, hatta üzerine çıkan bir potansiyeli bağrında taşıyan bir siyasal gelenekten bahsediyoruz. Ve Türkiye'de asıl muhalefet gücü, sürükleyici muhalefet gücü. Şimdi bu sesin hakikaten yankılanmasını istemeyenler var ve bunu engelliyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Biz kendi deneyimlerimizden biliyorum. Bu konuda gerek adaylar, sonra da eş başkanlarınızda, belediye eş başkanlarıyla yaptığımız yayınlar Medyaskop ortalamasının üzerinde genellikle izlendi. Yani şey değil, hani alıcısı olan bir şey. O İnsanlar yüzden engelleniyorsunuz. mesela Diyarbakır belediye eş başkanlarını bir yayında görmek istiyor. Ya da İstanbul'daki seçimde mesela şey adayını, DEM Parti adayını Tanımak görmek istiyor. istiyor, tanımak istiyor ama insanlar ne olur ne olmaz diye ürküyorlar Ya yani. işte bu ne olur ne olmaz, mesela ne olur ne olmaz yerine keşke bu soruları sorabilseler. Yani siz niye ısrarla meclis kürsüsüne çıkıp ya meclis kürsüsünde söylediğimiz şeyleri yayınlarda söyleyemiyoruz mesela, düşünebiliyor musun? Çok normal değil yani bu. Siz niye Kürdistan coğrafyası diyorsunuz? Bölücü müsünüz? Ayrılıkçılık babında mı kullanıyorsunuz bunu? Hayır, öyle olmadığını herkes çok iyi biliyor. Yani Trakya dediğimiz zaman bölücü olmuyorsak, Kürdistan dediğimiz zaman da bölücü kabul edilmememiz gerekir. Ya da mesela siz yıllarca bir insana sayın demeyi yasaklarsanız, sonra da bir mahkeme kararı sizi haksız bulursa, o zaman siz kazandığınız o şeyin altını çizmek istersiniz. Ve yalnızca bunlar da değil. Yani DEM Parti'nin yol haritasını anlatması, işçinin, emekçinin yanında. Şimdi biz ekmek ve adalet kampanyasıyla yaz boyunca sahadaydık. Çok çeşitli yerlerde. Dün mesela eş genel başkanımız Bursa'daydı. Bursa'da işçilerle ve emekçilerle buluştu. Bursa'dan Derecik sınır kapısına kadar bir geniş yelpazede insanlarla buluşuyor eş genel başkanlarımız. Ve bunu kesintisiz bir biçimde aylardır sürdürüyor. Bunu yalnızca bizim partinin yayın mecralarında ve bazı alternatif medyanın işte yer verdiği kadar haberlerinde görebiliriz. İnanın Türkiye'nin belki bir bölümünün bizim Ekmek ve Adalet kampanyamızdan haberi dahi yok. Bu DEM Kesinlikle. Parti olarak, bak kesinlikle diyorum. Bu DEM Parti olarak yalnızca bizim eksikliğimiz, yetersizliğimiz olarak değerlendirilemez. Bizi bir alana hapsetmek isteyen, yalnızca Kürt meselesine dair konuşabilen, yalnızca Kürt meselesinin çözümüne dair programı, yol haritası ve çözüm önerileri olan ve yalnızca bu sorundan ibaret ve yalnızca Kürtlerden müteşekkil bir parti gibi göstermeye çalışan bir zihniyete karşı da mücadele ediyoruz biz. Ha, yalnızca Kürtlerden müteşekkil olmak kötü bir şey mi? Hayır. Bu da gurur duyulası bir şey ama öyle değil gerçeğimiz. Ama şöyle de bir şey var. Yıllardır sen de ben de bu hareketi sen içinden ben dışından takip Ben hem ediyoruz. içem dış göz olarak. Yani bence DEM Parti şu an gücünün altında. Yani tamam önünüz tıkanıyor, tamam engel çıkartılıyor, tamam medya ambargo yapıyor vesaire ama hep böyleydi. Yani istisnai dönemler olmakla birlikte hep böyleydi. Bana şey gibi geliyor, yani aldığı oyla kazandığı belediyelerle orantılı olmayan bir
Yani onun altında olan bir temsiliyet, kamuoyunda temsiliyet geliyor. Yani bunun tek nedeninin dışsal nedenler olduğunu ben düşünmüyorum. Yani orada partinizde de bir takım sorunlar var gibi geliyor bana, diyeceğim de. Ben de var diyeceğim. Hiç kaçmayacağım bu sorudan. Çünkü yani kaçılacak bir soru değil. Aksine biz bu soruyu ortaya koyduk 14 Mayıs seçimlerinden sonra, 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra. Biz hatta bununla yüzleşebilen, cesurca yüzleşebilen belki tek siyasi partiyiz. Fakat şunu bir kenara koyup konuşmak gerekiyor. Türkiye'de neredeyse bütün siyasi partiler, muhalefet açısından söylüyorum, olması gerekenin epey altında son 10 yıla baktığımızda. Bunun işte sözünü ettiğimiz Türkiye'deki bu iklimle çok ilgisi var. Biraz önce anlattığın haksızlık, hukuksuzluk, manipüle edilme, algı yaratma, tutuklama, herkesle ilgili bir soruşturma, kovuşturma, insanların yurt dışına gitmek durumunda kalması. Hani klişe ama gerçek, bir beyin göçü yaşanıyor Türkiye'de ve sürgüt devam ediyor bu 10 yıldır. Şimdi bir bu durumu göz ardı edemeyiz ama öte yandan tabii biz bir eleştiri öz eleştiri süreci başlattık. Bunun adını koyduk. Ne oluyor ortaya çıkan tablodan sonra? İşte il ilçe değerlendirme toplantıları yaptık, halk buluşmaları yaptık. Kendi örgütlenme modelimize dair yeni bir çalışma metoduna ilişkin işte geçenlerde bir merkezi örgütlenme konferansı yaptık Ankara'da. 4 gün yalnızca bu sorunları konuştuk ve bunları nasıl aşabileceğimizi konuştuk. İşte bölgesel bazlı çalışma planı çıkarttık parti meclisi çalışmaları için. Bununla yüzleşebilen, bunu açıkça ortaya koyabilen, bu konuda öz eleştiri verebilen bir siyasal gelenekten geliyoruz. Biz bundan kaçmıyoruz. Tabii ki bizden kaynaklı sorunlar da var. Elbette tamamını dışsal sorunlar olarak değerlendiremeyiz. Ama dışsal faktörleri de indirgemeci bir yaklaşımla ele alamayız. Peki Demirtaş, partinin Demirtaş'a yeterince sahip çıkmadığı yolunda çok ciddi eleştiriler var. Katılmıyorsun herhalde. Yani şöyle katılmıyorum. Çünkü ben bu tartışmanın her iki tarafa da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bunu böyle tartıştırarak, hani bunu tartıştıranlar sözüm ona şöyle düşünenler soru ya. Soru sorduğum için beni suçlamıyorsun. Hayır asla. Asla hayır. Bunu tartıştıranlardan bahsediyorum, evet. Asla. Bunu tartıştıranlar ve ilk hani bu ateşi fitilleyenlerden bahsediyorum, sözüm onlara. Onlar nasıl duruyorlar? Yani sözüm ona Demirtaş'a sahip çıkanlar. Ve karşısındakiler, bu tartışma da yeni başlamadı. Ben de bu soruları sordum, senin sorduğun soruları. Tam bu minvalde ve bu içerikte olmasa da. Ama arada fark var mı, görüş ayrılığı var mı diye ben de vaktiyle o tarafta oturdum da sordum bu soruları. Fakat şöyle bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben vekil seçildikten sonra şöyle bir avantajım oldu. Gidip Demirtaş'ı görebilme, ziyaret edebilme. Görebiliyorsun. Evet, gittim. Gördüm kendisini. Bunun gerçekten ona haksızlık olduğuna karar verdim. Böyle tartıştırmanın. Böyle bir ayrılık gayrılık yok. Her seferinde ona böyle bir soru sormak. Var mı aranızda bir şey? Size yeterince sahip çıkıyorlar mı? Hem ona haksızlık hem bize haksızlık. Peki sana hiç sitem etmedi mi partiye? Etmiştir illa ki. Partiye sitem ettiğini mesela hiç gizleyen birisi değil Demirtaş. Sitem ettiğinde yazan, sitem ettiğinde açıkça söyleyen, partide sitemini açıkça ifade edebilen, dillendiren biri. Ama mesela biz hiç böyle konuları konuşmadık. Bambaşka şeyler konuştuk. Şimdi bizim aslında Demirtaş'la ilgili konuştuğumuzda ya da Mızraklı'yla ya da Yüksekdağ'la ya da Leyla Güven'le o kadar çok insan ki. Ya da Nazmi Gür'le, Alp Altınörs'le, Günay Kubilay'la. Ya bu insanlar Can Atalay'la ilgili, Osman Kavala'yla, inanamıyorum saydığımız isimlere bakar mısın? Çiğdem Mater'le ilgili, Mine Özerden'le ilgili. Yani birini saysak ötekini eksik bıraktığımızı hissettiğimiz, canımızı yakan, çoğu arkadaşımız bunlar. Çoğu sevdiğimiz arkadaşımız, tanışımız, birlikte zaman geçirdiğimiz, işler yaptığımız insanlar ve bunların bu iddialarla içeride değil seneler, bir saniye bile geçirmemeleri gereken insanlar bunlar. Biz bunları konuştuk mesela daha çok. Ya da Demirtaş daha çok şunu konuşuyor gittiğimizde, çok yakın zamanda yine gittim. Daha iyi ne yapabiliriz partimizin daha iyi sonuçlar alabilmesi için?
Ben nasıl katkı sunabilirim? Dışarıya elim nasıl yetişir, uzanır? Bu parti işte Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Seçim kampanyasını birlikte yürüttük. 14-28 Mayıs seçimleri Demirtaş'la birlikte yürütülen bir kampanyaydı. Ha, nüanslar yok mu? Var. Şu anda bizim partimizin merkez yürütme kurulunda nüanslar yok mu? Tabii ki var. Olmazsa olur mu? O kadar homojen bir parti olabilir mi? Ayrıca bizim gibi çok dilli, çok renkli, çok sesli bir parti ve Türkiye yaratma hedefi ve iddiası olan bir siyasal parti geleneğinde bu zaten söz konusu olamaz. Tabii ki Demirtaş'ta zaman zaman nüanslar olmuştur, geçmiş dönemler için söylüyorum. Olacaktır, olması muhtemel, ama bunları iki tarafta daha geliştirici, destekleyici ve büyütücü unsurlar olarak görüyor. Öyle ayrılık, gayrılık ya da farklı düşünce nedeniyle birbirinden uzaklaştıran değil, birbirine yakınlaştıran nedenler olarak görüyor. Peki nasıl toparlayalım? Bir gidişat diye başlık koyduk ve başta sorduğumda da Türkiye'nin gidişatıyla doğrudan orantılı olduğunu söyledin. Hı. Tabii çok isabetli ama siz bambaşka bir hareketsiniz. Çok köklü bir hareketsiniz. İsmi çok değişen bir partisiniz. Ve daha geniş bir şey, çok ciddi bir tabanınız var. Belki sizden daha ileride bir tabanınız var. Bunu söyleyecek misin? Bizden daha ileride bir tabanımız olduğu kesin. Nereye doğru gidiyor DEM Parti? DEM Parti son yaptığı merkezi örgütlenme konferansıyla daha örgütlü bir hale nasıl gelebilir? Eline boyuna çok ciddi, çok derin bir şekilde tartıştı. Bir kere daha çok örgütleneceğiz. Bu kesin. İkincisi, DEM Parti bunu her zaman altını çize çize söylüyoruz ve ben ısrarla bunu çok sık tekrar ediyorum. DEM Parti bir mücadele ve müzakere partisi. DEM Parti'nin temsil ettiği gelenek böyle bir gelenek. Bir yandan mücadele ediyor, bir yandan da mücadele ettiği şeyler için müzakere kanalları açmaya çalışıyor. Diyalog kanalları açmaya çalışıyor. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Geniş bir skalada. Yani daha çok işçiyle buluşacağız, daha çok emekçiyle buluşacağız, daha çok öğrenciyle, daha çok üniversiteliyle, daha çok yoksullaştırılmış kesimlerle buluşup bize kapatılmaya çalışılan yolları açmaya çalışacağız. Hani merkez yürütme kurulumuzun masasındaki başlıklardan seçmece yaparsak. Ama biraz daha sokağa gidelim. Onlar bizden ne bekliyor? Sahaya indiğimiz, herkeste müthiş bir bıkkınlık var bir yandan Ruşen. Bunu sanırım İstanbul için de söylemek mümkün, Şırnak için de söylemek mümkün, Edirne için de, Diyarbakır için de mümkün. Ama bu bıkkınlığa karşı mesela hani sıkça ifade ediliyor, sen sormadın ben söyleyeyim, erken seçim meselesi. İktidar değişmeli mi? Evet, değişmeli. Evet, değişmeli. Sokağa sorduğumuzda herkes evet artık değişmeli. Fakat bu derde deva olacak bir örgütlü muhalefet, daha güçlü bir örgütlü muhalefete ihtiyaç var. Bizim yeni yol haritamızın en başında bu duruyor. Erken seçimi istemek, bunun için açıklama yapmak, erken seçime dair yalnızca çağrı yapmak yetmiyor. Bunu oluşturabilecek bir örgütlülüğe ihtiyaç var, bir güce ihtiyaç var. Şimdi bir yandan böyle bir çalışmamız var. Ekmek ve Adalet kampanyamız devam ediyor. Bunun için buluşmalarımız devam ediyor. Öte yandan biz bir anayasa koordinasyonu kurduk, biliyorsun. Anayasa konusundaki en deneyimli siyasi parti biziz. Çünkü 12 Eylül Anayasası'nın tümden yeniden yazılması gerektiğini söyleyen ve bu mücadeledeki varlık nedenlerimizden biri olarak da bunu ifade eden bir partiyiz. Değişikliklerle olmayacağını, en çok bu iktidar döneminde değişti anayasa. Ne oldu? Derde deva oldu mu? Olmadı. Çare mi? Değil. Hatta şimdi şöyle diyor iktidar partisi yetkilileri, ne diyorlar? Ya işte biz bu kararları uygulayamıyoruz, bu kadar çok haksızlık, hukuksuzluk oluyor. Bütün bunların müsebbibi işte bu anayasa. Gelin birlikte anayasa yapalım, bunları da ortadan kaldıralım. Aslında bir pazarlık unsuru olarak masaya çoktan koymuş oluyor. Dolayısıyla biz anayasa koordinasyonu, yani meclis komisyonunun yanı sıra, meclis anayasa komisyonunun yanı sıra eş güdümlü çalışacak bir anayasa koordinasyonumuz da var. Ve onlar da bir takım çalışmalar yürütüyorlar. Eskiden çok daha fazla sahada olduğumuzu söyleyebilirim. En azından daha deneyimli, partili kimliğiyle daha deneyimli olan arkadaşlarımızın yaptıkları karşılaştırmalardan da anlıyoruz ki daha çok sahadayız. Önümüzdeki dönem yine bizim için
en temel sorunlardan biri. Yanıyor Orta Doğu. Bu yangına çare olabilecek şeyler üretmemiz mümkün. Türkiye'de örnek teşkil edebilecek bir ülke olmak mümkün. Bunun ne kadar imkan dahilinde olduğunu şu koşullara baktığımızda görmek istersek son derece karamsar bir tablo çıkar karşımıza. Hiçbir iğne deliği kadar bile aralık göremeyebiliriz. Yani tünelin ucunda ışık görmeyebiliriz. Ama biz bu ışığı yaratmak istiyoruz. Yani Türkiye'de hakiki ve tarihsel ve adil ve gerçekten kalıcı bir barışa ihtiyacımız var. Bizim en temel mücadele alanlarımızdan biri de bu. Önümüzdeki dönem yol haritamızı şöyle birkaç başlıkta toparlamaya çalıştım. Yetti mi bilmiyorum. Türkiye'nin işte bütün gündemleri bu başlıklar altında zaten. Bir yandan Orta Doğu meselesi, bir yandan İsrail-Filistin meselesi. Şu anda yeni bir beka meselesi yaratılmaya çalışılıyor. Evet. İsrail ile Kürtleri de aynı cümle içerisinde kullanarak. Evet, iç cepheyi. Ve buna karşı mücadele etmek gerekiyor tabii bir yandan da. Çok teşekkürler Ayşegül. Evet, bu medyanın yoğun ilgisi arasında bize zaman ayırabildiğiniz çok sağ. Çok, evet, çok böylece, teşekkür ederim davet için. İki meslektaş olarak Türkiye'deki medya düzenine eleştirimizi de dile getirmiş olalım. Evet, DEM Parti Şırnak Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile partisinin önümüzdeki günlerdeki projelerini, neler yaptıklarını, kendilerini nasıl sorguladıklarını her şeyi konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.